Ankara, Suriye ordusunun kontrolündeki bölgeye, Moskova ise HTŞ'ye işaret etti. Uzmanlarsa uyardı. İdlib'de Ankara ile Moskova arabuluculuğunda 12 Haziran Çarşamba günü gece saatlerinde ateşkes sağlandığı iddia edildi. Şu anda tam olarak ateşkes sağlandı demek mümkün değil ama bu konuda ciddi, samimi gayretlerimizin olduğunu da Rusya ile beraber söylemek isterim. Ankara-Moskova hattının çalışmaları devam ederken İdlib'in güney bölgelerinde hareketlilik yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Suriye ordusunun kontrol ettiği bölgeden Zaviyah Dağı bölgesinde yer alan 10 numaralı Türk gözlem noktasına havan atışları yapıldı. Açıklamada 3 askerin hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Ankara'dan bir açıklamada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Bunun biz kasıtlı olduğunu düşünüyoruz ve Rusya'yla da bu konuyu da görüşüyoruz. Eğer rejim buna yönelik saldırıları devam ettirirse gereğinde yaparız. Aynı saatlerde Rusya Savunma Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. 10 numaralı gözlem noktasına yapılan saldırının teyit edildiği açıklamada Şam'a değil HTŞ'ye işaret edildi. 13 Haziran gecesi teröristler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'teki Cebel El Zaviye bölgesine yerleştirilmiş olan gözlem noktasına havan toplarıyla ateş açtı. Türk tarafının gösterdiği koordinatlara Rusya Hava Güçleri'nin uçakları tarafından 4 bombardıman düzenlendi. Türk gözlem noktasına ateş açılması için kullanılan havan topları yok edildi. Sahadaki karışıklığa işaret eden uzmanlar da İdlib sahasındaki provokasyonlara dikkat çekti. Türkiye ile Suriye'nin karşı karşıya gelmemeleri konusunda kritik uyarılar yaptı. Diplomatik olarak biz şimdi Rusya üzerinden konuşuyoruz ama bu yeterli değil. Bizim direkt olarak bu münasebete geçmemiz gerekir. Türkiye ile Suriye'nin karşı karşıya gelmesinin Ankara'nın Membiç ve Fırat'ın doğusu hedefine de zarar vereceği belirtiliyor. Eğer biz şu anda bizim desteklediğimiz ve ılımlı muhalif olarak bir tanımadığımız grupların Esad yönetimiyle Suriye ordusuyla birlikte hareket etmesini sağlar isek oradaki terör örgütlerini çözülmesini, bertaraf edilmesini daha çabuk sağlayabiliriz. Bunun peşinden eğer burada iyi bir işbirliği yapabilirsek bunun devamında bu sefer Membiç ve Fırat'ın doğusunda işbirliği imkanı doğabilir.